Dostlar, Radyo Cem Efendi Ece ile tüm güzellikler devam etmekte. Bugünkü canlı yayın konuklarımız sevgili Seyran ve Sercan. Evet, Seyran ile Sercan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sercan söyle. Vallahi ben hastayım. Anlattım zaten, konuştuk biraz önce. Geçmiş olsun. Bu arada arkadaşlar, pardon. Efendim. Yok, diyorum ki hastayım, yatıyorum, bugün işe gitmedim, istirahatliyim. Geçmiş olsun. Grip mi oldun? Evet, havalar soğuk malum. Beni de buldu yani. Evet. Hafta sonları da yorucu geçiyor. Ondan sonra böyle hafta içi artık çöküyoruz. Evet. Bu arada hemen tüm dinleyenlerimize şunu açıklamış olalım. Trajedi klibinde şapkalı olan Sercan. Bilsinler. Esmer olan da Seyran. Değil mi? Evet, doğru. Şapkalı olan, yakışıklı olan Sercan. Bak, tipsiz bak. Olan Evet, hemen o zaman şöyle bir sesinizi daha iyi alalım. Ben hala çıkaramadım kim Sercan, kim Seyran olduğunu. Ben Seyran. Peki, Seyran. Efendim? Son günlerde şöyle bir izliyorum da. Tabii ki ben ikinize de sorularım olacak. Şu izlemeye geçmeden önce ben aslında birlikte yapmış olduğunuz düetle alakalı birkaç sorum olacak. Bu Trajedi adlı isimli parça kimin fikriydi? Gel birlikte bir düet yapalım diye. Vallahi öncelikle Ece, çok teşekkür ediyorum bizi programda konuk ettiğin için ve Ecem FM dinleyenlerine de buradan gerçekten kucak dolusu sevgilerimi göndereyim başlamadan önce. Sercan'la hafta sonları beraber program yaptığımız mekanda yaklaşık 4-5 yıldır beraber program yapıyoruz. Hı hı. Hani ortak bir parça yapma fikri çoktandır vardı aslında. Bizim de albüm çalışması esnasında Sercan'la bir araya geldiğimiz günlerden bir gün ya Sercan'da güzel bir parça çıktı, bir bakalım nasıl bir şey diye. O da Trajedi'nin melodisi çıkmıştı. Bak, bir hafta sonra şekillendi, sözü de yazıldı. Evet. Muhteşem, çok güzel bir parça ortaya çıktı. Biz dedik o zaman direkt bu parçayı güzel bir alt yapıyla sevgili Yusuf Tomakin'e de buradan selamlarımızı gönderelim. Bu parçanın aranjörü. Evet. Güzel bir altyapıyla, biraz da böyle rock tadıyla süsledik ve ortaya çok güzel bir şarkı çıktı. Sercan'ın da gönlüne sağlık. Söz müzik Sercan'ın. Onu da buradan belirtelim. Evet. Çok güzel tepkiler aldık parçayla alakalı. Hı-hı. İnşallah bakalım güzel bir şekilde başladı. Güzel bir şekilde de devam eder. Gerçekten de muhteşem. Yüreğinize sağlık. Bu arada da maşallah Yusuf Tomakinler de yani her taşın altında Yusuf Tomakinler çıkıyor. Bir gün onu da yayın alacağım. Buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Gerçekten çok başarılı. Muhakkak. Evet, hani albümün tamamı aranje Yusuf. Hı. Klibimizde sevgili Selçuk Şahin çekti. Ona da buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, yani çok emek sarf edildi. Hı. Güzel şeyler ortaya çıktı diye ümit ediyorum. İnşallah bizi dinleyen, takip eden dostlarımız, sevenlerimiz de beğenirler. Evet. Zaten onlar için yapıyoruz bütün bu çalışmaları. Şimdi bir parçada, ya daha doğrusu single albüm zaten bir parçada olacak. Başka eserler yani okumayı düşünüyor musunuz birlikte? Çünkü hepinizin, ikinizin de ayrı ayrı şarkıları var. Yani birlikte bir albüm düşünüyor musunuz? Yoksa böyle arada bir düet yaparız da işte öyle mi düşünüyorsunuz? Hani bu parçada ne kadar hani ortak yönlerimiz çok olsa da yine ikimizin tarzları biraz farklı olduğu için bunu bir albümde toplamak çok zor olur. Sercan'ın kendine has, kendi yorumu, kendi tarzı, kendi rengi var. Ben de nacizane hani kendi tarzımda bir şeyler yapma gayreti içerisindeyim ama hani böyle belki senin de bir veya iki senede bir böyle ortak bir çalışmamız olur diye düşünüyorum, ümit ediyorum. Hı. Sevgili Sercan da katılırsa. Hani şu anda zaten yapmış olduğumuz albüm solo albümler. Hı. Maxi single ikimizinki de. Hani orada çünkü herkes kendi tarzını daha iyi ortaya koyabilmesi adına tek çalışma büyük ihtimalle ilk etapta devam edecek ama böyle arada sürprizlerimiz de olabilir. Peki. Uzun zamandır mı tanışıyorsunuz yoksa sahneden gelen bir
Bizim Seyran'la tanışmamız sahnede oldu tabii ki. Yani sahneyle alakalı, müzikten dolayı Seyran'la tanıştık. İşte Seyran'ın da demin söylediği gibi biz hemen hemen bir 5 sene önce falan birlikte ilk defa bir gece programında sahne almaya başladık. Hı-hı. Ondan sonra tabii devamı da geldi. Hala devam çıkıyoruz. Allah da bozmaz inşallah, kolay kolay diyoruz. Çünkü İnşallah. Seyran'la sahnede tabii çok güzel oluyor. Değil mi Seyran? Biz Aynen. de bekliyoruz yani, valla biz de bekliyoruz. Bu ara reklam da yapabiliriz değil mi Ece? Tabii yapabilirsiniz. her cumartesi saat 23'ten itibaren Ahli İstanbul'da sahne alıyoruz. Aha. Herkesi bekleriz. Nerede? Duisburg'da bu. Ha, Duisburg'da. Aynen. Peki. Önümüzdeki günlerde etkinlikler var mı? Hani başka şehirler? Gerçi geçen Karlsruhe'ye gelmiştin değil mi Sercan? Evet, geçen hafta sonu cuma günü ben Karlsruhe'deydim. Ya oluyor tabii ki, oluyor. Yine var, önümüzde yine projeler var. Hani oraya buraya gidiyoruz tabii ki de. Ama hani bunlar genelde çok spontan olan şeyler. Hani çünkü Seyran'ın da olsun, benim de olsun ayrı ayrı gruplarla, çünkü düğünlerde sahne alıyoruz. Evet. Koşturuyoruz yani, cuma, cumartesi, pazar günleri genelde dolu geçtiği için kolay kolay dışarı çıkıp bir iş almak mümkün olmuyor. O yüzden daha çok yani kendi işlerimize yönelik çalışıyoruz, ama fırsat olduğu zaman her zaman Seyran da olsun, ben de olsun, hep dışarıdan da yani işleri kabul edip gitme taraftarıyız her zaman tabii. Peki. Bu arada mesajlar gelmeye başladı. Hemen tekrardan hatırlatmış olalım. İsteklerinizi, mesajınızı veya sormak istediklerinizi www.ecemefem.com adresinden iletebilirsiniz. İki tane istek hatımız var sevgili dostlar. Dilediğiniz istek hatından gönderebilirsiniz. Evet, Nuray Fransa'dan bize ulaşmış. Yo, Nuray'a selam yollayın. Ha, öyle bir güldün ki. Nuray benim, bu arada ona teşekkür etmeden geçemeyeceğim. O benim hemen hemen, yani yalan söylemeyeyim şimdi, belki daha çoktur ama bildiğim kadarıyla 4-5 senedir hemen hemen Nuray gerçekten bana çok destek veren bir arkadaşımız. Fransa'da kalıyor kendisi. Hı hı. Benim sayfamla, yani iki sayfam var Facebook üzeri. Teki sırf kendime ait olmak üzere. Öbürü de fan kitlesine ait bir sayfa. Ve o sayfanın yöneticisi Nuray. Yani tabii ki ben de katılıyorum bu sayfaya, ama Nuray'ın çok etkisi var. Çok sağ olsun, arasın desteklerinden dolayı. Seviyorum evet, yani onu. Farkındayım. Bu arada gerçekten bayağı bir destek veriyor yani. Sevgili Nuray. Allah razı olsun diyorum ya her zaman. Evet. Onun yaptığını herkes yapmaz. Yani bazen insanın ailesi bile yapmaz. Yani. O yüzden hani kendi kardeşim gibi seviyorum zaten. Evet. O da biliyor ama bunu. Evet. Sağ olsun. Bakalım neler demiş Nuray. Merhaba Ece demiş. İyi yayınlar dilerim öncelikle. Çok teşekkür ediyorum Nuray'cığım. Evet, benim için çok değerli olan Seyran ve Sercan abilerime müzik hayatlarında başarılar diliyorum. Sesleriyle ve tarzlarıyla ikisi de mükemmel bir kişiliğe sahipler demiş sevgili Nuray'cığım. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Nuray'a sevgiler. Peki. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık Nuray'ın da gerçekten. Bu güzel düşüncelerinden dolayı. Evet. Önder Güneş, Antalya'dan, Alanya'dan selamlar demiş. O Hiç Gelmez adlı eseri istemiş. Muhteşem bir eser. Sercan'la zaten konuşmuştuk bugün. Ben bu şarkıyı... bayağıdır birkaç ay önce dinlemiştim ve çok beğenmiştim ki söz ve müzik Sercan'a aitmiş. Bunu bilmiyordum. Bunu bilmek güzel. Yüreğine sağlık. Çok kişi bilmiyor Ece gerçekten o şarkıyı. Evet. Ben yalan söylemeyeyim. 2004-2005 yılında falan yapmıştım. Ve internete böyle ya çok kötü bir kayıt şeklinde koymuştuk o zamanlar. Hı-hı. O zamandan beni yani gerçekten bayağı bir ses getir. Hani benim yani daha doğrusu bugüne kadar yaptığım eserlerden en çok ses getiren eserlerden bir tanesi oldu bu şarkı. Evet. Yani güzel. Sevildiğini görmek, insanların da bunu bilmesi güzel. Hı-hı. Abi benle çağdaştırmamaları kötü. Ama bir şekilde belirli bir zaman geçtikçe, yani benim ne kadar ismim yayılmaya başladıkça, yani beni insanlar artık yüzümle de tanımaya başladıkları takdir tabii ki sonra bu da mı sendin falan oluyor genelde. Vallahi bence yüzünden önce şapkayla tanıyacaklar seni. Yok yok. Beni... Yüzüm var diyor. Ne diyor Seyran? Yok yok, yüzümle var diyor musun diyor. Sevgili Seyran, peki senin böyle kendi yazmış o şarkıların, bestelerin var mı? Valla ufak tefek bir şeyler var, karalıyoruz, yapıyoruz ama henüz daha yayınladığımız bir eser yok.
Hani şu anda daha çok amatörce. Evet. Üzerinde çalıştığım 4-5 eser var şu anda. Bakalım belki onlarla ilgili bir sürpriz gelişme de olabilir yakın zamanda. Yani belki bir kayıt mayıt paylaşma imkanımız olur. İnşallah. Peki albüm çalışmaları nasıl gidiyor ikinizin? Yani bizim albüm çalışması büyük ölçüde tamamlandı, bitti. Dağıtımını bekliyoruz. İşte bu yarışmadan dolayı biraz onu askıya aldık. Evet. Sevgili Orhan Akalmaz'ın şirketinden çıkacak, çıktı. 6 parça, 2 tane remix'ten oluşan bir albüm. Evet. Tragedy de bu albümde var. Hem bizim albümde olacak, hem Sercan'ın albümde olacak inşallah. Klibimiz hazır. İkinci bir klip çalışmamız var. Hani şu anda da bazı şeylerin tam tarih olarak belli değil ama projelerimiz hazır. Onunla ilgili gelişmeler önümüzdeki günlerde netleşecek. Tarihler netleşecek. Zaten bizi takip etmek isteyen arkadaşlarımız, dostlarımız varsa Facebook'tan, Twitter'dan bizi takip ederlerse o yeni bilgileri oradan paylaşacağız. Peki. Peki bu arada aslında bölebilir miyim? Vallahi ben daha konuşmadım ki. Bölebilirsin. Yok hani tam lafa girecektin hani girmeden yani böleceğim yani. Tamam nefesimi tuttum. Heh buyur. Yok şey demin hani soru sormuştun hani dışarıda işler geliyor mu çıkıyor musunuz falan diye. Demin bir şey söylemedim. Reklam yapmak istiyorum ki mesajlar gelmeye başladı. Allah sizi kahretsin ne olur. Yok niye reklamımızı yapmıyorsun falan filan hemen. Bir şaka yapıyorum tabii ki. Evet. Yok, Seyran'la beraber 12. ayın 24'ü değil mi Seyran? Kulüp Zaga'dayız, Düsseldorf'ta. Evet. Herkesi bekleriz. Bir cuma günü bu. Yok pardon, cuma günü değil. Fofa yatak. Özür dilerim. Fofa yatak. Almanların Weihnachten fayası öncesi. Evet, Noel yani. Ah Noel, aynen. Türkiye'den dinleyen arkadaşlarımız yine Almancılar çıktılar, konuşuyorlar, ne diyorlar, aynen, bunlar saçmadılar falan diye. Fofaya tak ne demek? Ece diyenler olacaktır kesin İstanbul'dan. Türkiye'den dinleyen değerli dostlarımız, evet. Ha, dediğim gibi, 12. ayın 24'ü Düsseldorf'a bakalım. Herkes bekliyoruz. Başka reklam varsa alalım. Ya. Evet tabii her cumartesi Duisburg Kahve İstanbul'dayız. O bizim müdavimlerimiz zaten biliyorlar. 24 Aralık'ta da işte Zaga'da Noel öncesi güzel bir gece kulüp Zaga'da yine herkesle görüşmek, buluşmak istiyoruz. Sercan'la beraber inşallah güzel bir performans sergileyip güzel bir sahneyle dinleyenleri, misafirlerimizi güzel dakikalar, saatleri geçirmek istiyoruz. İnşallah. Şimdi Seyran'a sorduk. Bir de Sercan'a soralım. Albüm çalışmaları ne durumda diye. Evet. Ya benim işler biraz karışık. Şöyle karışık. Şimdi albüm çalışmasına girdim. Albüm bitti. Kendisi 4 parçadan oluşan bir albüm oldu. Yani bir maxi single oldu. Evet. 2 parçayı sevgili yine Yusuf Tomakin'le yaptık arancısını. Sağ olsun buradan selam yolluyoruz. 2 parçanın arancısını Selçuk Şahin'le yaptık. Çıkış parçamızın klibini de sevgili Selçuk Şahin'le çektik. Yani hepsi bitmiş durumda, mevcut durumda şu an. Sadece artık çıkması kaldı bunların. Allah'ın izniyle inşallah en yakın zamanda hani organizasyonu zor bu işlerin. Hani reklamı çok iyi olması gerek. Çünkü hani onca emek sarf edildi de boşa gitmesin bu emekler. Hani güzel olması için elimizden geleni yapıyoruz. O yüzden birazcık daha sürecek bu herhalde. Birkaç ay inşallah daha gidecek organize işleri. Ondan sonra çıkış yapmayı düşünüyoruz. Hayırlısıyla. İnşallah. Ben hemen şöyle birkaç mesaj almak istiyorum. Sonrasında bir şarkınıza geçelim. Trajediyi dinleyelim isterseniz. Benim daha çok sorularım olacak size. Kolay kolay bırakmayacağım sizi. Evet. Hemen şöyle bir bakalım kimler ulaştı. Evet. Serpil hayırlı akşamlar. Seyran ile Sercan'a Dortmund'dan sevgiler. Kolay gelsin. İyi yayınlar demişler. Teşekkürler. Teşekkür selamlar. Ve Simge merhaba demiş. Ben Simge, Sercan'ı çok beğeniyorum. Sahnesi çok iyi. Kendisini izlemeye gittim. Çok başarılı. Başarıların devamını diliyorum demiş Simge. Teşekkür ediyoruz Simge'ye. Sağ olsun. Yine bekleriz. Evet, Doğukan bize yazmış. Pınar bize yazmış. Birazdan okuyacağız. Ama şimdi diyorum ki Seyran ile Sercan trajedi desinler. Hemen sonrasında yine burada olalım mı? Thank you.
Aşk dedikleri bir masal gibi. Bazen mutlu son, bazen de trajedi. Dinledik efendim. Çok güzel sözleri var gerçekten. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz tekrardan sevgili Seyran ile Sercan. Hoş bulduk Ece. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz o halde sohbetimize. Benim daha bir sürü sorularım var sevgili Seyran. Eyvah eyvah. Seyran, bu arada kaçış yol arıyorsun ama Ecem efeme giriş var, çıkış biraz zor. Fark ettim zaten, bilselim hiç gelmezdim bak, falan. Bak yok, bak. Şaka. Evet, tabii ki şaka yapıyoruz. Sevgili Seyran. Efendim? ATV'de şöyle bir izledim de şu program vardı ya. Sen biliyorsun. Evet, öyle bir şey vardı hakikaten. Öyle bir şey vardı değil mi? Gerçekten evet. Çok başarılıydın. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Çok sağ ol. Ama katılmanı kim istedi? Veya nasıl oldu o? Ya o programa katılmam aslında çok yani beklenmedik bir gelişmeydi. Bayram birinci günüydü. Türkiye'den bir telefon geldi. Sevgili Orhan Akalmaz'ın menajeri aradı. Dedi böyle böyle Orhan Hoca'ya bu programa katılması için bir teklif geldi dedi. Evet. O da hani şu anda düşünüyor. Bir gün içinde falan belli olacak. İşte anlaşabilirlerse programa katılacak dedi. Hoca da seninle katılmak istiyor dedi. Böyle bir muhteşem bir teklif geldi. Beni inanılmaz gururlandıran, inanılmaz sevindiren. Yani bir telefon geldi ve telefondan bir gün sonra da olay kesinleşti. Pazar günü Türkiye'ye gittik. İlk programın işte kayıtları hafta içi oluyor. Bant yayını. Kayıtlarımızı yaptık. Yani öyle gelişti, öyle başladık. İşte iki program devam etti. İki program güzel puan almamıza rağmen elendik. Evet. Ama şey güzel oldu. Tepkiler, çok güzel tepkiler aldık. Bunun neticesinde de bir ihtimal. Yani bununla ilgili bir iki proje olacak ama şu anda kesin olmadığı için onu şu anda söylemeyeyim daha. Peki. Buna benzer yarışmalara tekrardan katılır mıydın? Sanmıyorum. Hayır, ben aslında çok fazla hani yarışmalara hani arkadaşlar Sercan'a da sürekli zaten o tür ikazla yarışmalara katılmamız doğrultusunda ben çok sıcak bakmadım bugüne kadar. Hani böyle bir teklif gelmeseydi bir yarışmaya katılma düşüncem aslında yoktu. Ama böyle onurlandırıcı, gurur verici bir teklif geldikten sonra bizim hayal dememiz zaten mümkün değil. Hani yarışmalara benim bakış açım biraz daha farklı. O yüzden bir daha bir yarışmaya katılacağımı düşünmüyorum. Hani gerçi hayır, hiçbir şeye hayır dememek lazım ama. Evet. Ve asla dememek lazım ama hani şu an itibariyle öyle bir düşüncem yok. Hayır, benim şahsen. Evet. Peki birkaç mesaj okuyalım. Doğukan Selam Ece, iyi akşamlar demiş. Sıradaki parçayı Hali Osman, Aykut, Kerim ve tüm dinleyenlerine gönderiyorum. Konuklarına başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Evet, Pınar Sinan, ben Pınar demiş. Mannheim'dan dinliyorum. Seyran ve Sercan'ın müzik hayatlarına bol şanslar diliyorum. Ve size de başarınızın devamı diliyorum Ece demiş. Çok teşekkürler sevgili Pınar. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet, Melda'm bize ulaştı. Ecem kolay gelsin, hayırlı programlar, konuklarımız sevgiler, selamlar. Düetleri süper, devamını bekliyoruz demişler. Teşekkürler. Evet, bu arada sevgili Sercan. Efendim? Niye gülüyorsun Ece ya? Ben ne zaman konuşam biliyorsun. Yok, ondan değil, öyle bir efendim dedin ki. Ona güldüm. Hemen şöyle bir baktığımda ilgimi çeken bir şeyler var senin sayfanda. İnşallah. Daha doğrusu hakkında olan bölümünde. İnşallah. Vallahi değil mi? Hayır mı şer mi artık bilemeyeceğim ama birazdan anlayacağız. Dur. Evet, ne yazıyor burada? Sercan'ın müzikal hayatının yanı sıra asıl baş koyduğu yol Almanya'nın Dortmund Üniversitesi'nde öğretmenlik dalında matematik ve Alman dili ve edebiyatı öğretmenliğini başarıyla sonuçlayıp öğretmenliğe soyunmaktır. Sen öğretmen misin ayrıca? Yok, daha öğretmen değilim. Okuyorum daha üniversitede. Yan gelir. Ay çok güzel. Yandan böyle birazcık götürüyoruz. Hani aslında asıl ona baş koyduk da artık falan işler, müzik falan derken yani biraz üniversite artık arka plana kaldı ama devam gidiyor, evet. Üniversite devam ediyor. Allah'ın izniyle inşallah bitirip öğretmenliğe. Vallahi helal olsun. Hem müzik hem üniversite, bir de matematik bölümünde. Vallahi matematikten ben hep kaçardım.
Ama kolay değil de işte psikopatlaşıyorsun. Benim gibi oluyorsun ileride. Benim bir süre geçti geldi. Evet. Sevgili Seyran, sen müzik dışında neler yapıyorsun? Çalışıyor musun? Ben, ne yapıyorsun? Başka işin var mı? Küçük bir reklam ajansım var kendime ait. hafta içi reklamlarla uğraşıyoruz. Hafta sonunda müzik. Gerçi hafta içi şimdi müzik de biraz yoğunlaştı. Öyle yani. Hem işimizi takip ediyoruz, hem sevdiğimiz iş müziği yapıyoruz. Evet. Bu şekilde şimdilik böyle gidiyor bakalım. Vallahi çok güzel. Bu arada reklam şirketinin reklamını da yapabilirsin ya. Sorun yok yani. Ha, teşekkür ediyorum. Hani Seyra Promotion olarak hani hem reklam ürünlerimiz hem organize. Hani gene o reklam ajansı diyoruz ama hani daha çok gene bizim bu organize işleri falan filan yaptığımız bir şirket. Hani gene müzikle de alakalı. Hani hem gece partiler, evet, organizasyonlarımız var. Peki. Yani birbirini tamamlayan aslında iki dal. Evet. Bu arada Büşra Şahin bize ulaşmış. Hayırlı akşamlar Ece abla demiş. Bugün sabırsızlıkla bekliyorduk. Süpersiniz. Sercan ve Seyran abime selamlar demiş. Allah başarılarını daim etsin. Dualarım her zaman onlarla. Almanya'dan sevgiler Büşra. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Büşra'ya da sevgiler. Böyle sevenler olunca ne kadar güzel değil mi? Vallahi Allah eksikliklerini vermesin. Amin. Evet. Evet, Suna demiş ki canım Ecem yine her zamanki gibi harikasın demiş. Yani çok teşekkür ederim abi. Evet, doğru. Seni büyük bir zevkle dinliyoruz. Sercan'a bir sorum olacak. Şapkası çok ilgimi çekti. Her gün şapkayla mı gezer yoksa sadece işiyle ilgili mi kullanıyor? Şapkasız çıkmam abi. Yok, evet, öyle şapka takıntı değil aslında. Çünkü hani özel hayatımda en azından işte falan çalıştım da ki yan gidip çalışıyorum. Yani taktığım söz konusu değil ama hani sahnede takmayı seviyorum. Çünkü ben bunu bir imaj haline getirdim. Çünkü yeni geliyor, insanlar artık şey de demeye başladılar. Hani ismimi bilmeyen yani falan olduğu zaman genelde şey oluyor. Hani var ya şu şapkalı. Aynen hani, aynen, evet. Hani var ya şu şapkalı ya falan oluyor. Hani güzel. Öyle tanımlamaları, daha doğrusu bunun bana has bir imaj olması güzel. Değil mi? Ve bunu fark ettik. Yani o yani olay zaten orada bitiyor. Yani fark ediliyor mu? Ediliyor demek. Bak. Evet, aynen. Esma Su kolay gelsin Ecem, iyi yayınlar demiş. İyi yayınlar diliyorum. Seyran ve Sercan'a canlı Seyran ve Sercan'dan canlı düet dinleyebilir miyiz demişler. Evet, şöyle bir canlı bir şeyler alsak mı? Şöyle yayınımıza bir renk katalım bu güzel seslerinizle. Hadi Sercan. Seyran başlasın. Bak, yani şimdi hani düet zor olur. Telefonla katıldığımız için seslerde sıkıntı olabilir. Sevgili Sercan, birer kıta okuyalım. Bir tane sen, bir tane ben okuyalım. Okumadan önce ben şunu açıklayayım. Sercan zaten yayının ilk dakikalarından söylemişti rahatsız olduğunu. Hani sesten dolayı. Çok yıpratmayacağız tabii ki sesini. Söyleyebileceğin kadar söyleyebilirsin yani. Bak yazanlar, arkadaşlar da yazıyor zaten diyor. Boş ver de söylemesen daha iyi diyorlar. Hadi hadi. Kimmiş o arkadaşlar? İstek paneline gönder. Ben bir göreyim hele bu arkadaşları. Bak duymak istemiyor zaten insanlar diyormuş. Şaka tabii yapıyorum. Tabii canım, tabii. Sevgili avukatım Hakan Yılmaz'a bundan selamlarımı yolluyorum. Evet, şöyle bir canlı düet alsak. Yani... Seyran başlasın, ben onu eko yapayım böyle. Eko, ha ha. Eyvah eyvah. Ne yapalım? Var mı oradan yazan isteklerden falan bir şey? Vallahi istek yazmamışlar ama gönlünüzden geçen bir şarkı olabilir. Farklı vallahi bir tarz olabilir. Vallahi aklıma şimdi gelen bir şey. Bir sözlerini karıştırabilirim. Son zamanlar sadece kulağıma çok giren bir parça olduğu için. Evet. Nerede telli duvaklı evvel zaman aşkları, nerede o allı güllü sevda şarkıları, nerede o ömür boyu huzur veren dostluklar, güneşin vedasıyla düşen yapraklar, yanaklara mendil olan omuzlara ne oldu, samanlıkta seyran olan gönüllere ne oldu, herkes kalbini yormuş sevmeleri unutup, aşklar sahile vurmuş şişe içinde mektup. Şimdi siyah beyaz filmler gibi güzelim sevdalar da bitti, özlemler, hayaller, veda makamı.
Şarkıların canı cennete gitti diyelim. Göndermiş olalım. Süpersin. Yüreğine sağlık. Süper Seyra. Bu arada Sercan senin sesini duyamadık. Hayırdır? Yok ben buradayım. Dinledim valla. Dinliyorum dinliyorum. Seyra'nı dinledim güzel güzel. Sen söylemeyeceksin mi şimdi? Ya canım hiç söylerim de hani çıkmıyor ki. Bak duyulmuyor mu? Yırtık çıkıyor sesim bak ya. Gerçekten yorgunum yani. Tamam, hastayım gerçekten. Hani söylerim ama hani Tamam o zaman ben seni zorlamayacağım. Gerçekten rahatsızsan. Değil mi? Sen bakma benim böyle gülüp şey yaptığımı. Yataklardayım valla. Tabii tabii cumartesi görsün sen onu. Sahnede kıpır kıpır. Bu arada kaydı gördük yani meyhaneci. Yani. Evet. Tesbih yapalım Seyran'da. Ne yapalım? Tesbihi söyle tesbih. Aa, tabii hadi hep beraber. Herkes kalksın masalara çıksın. Hayatı tesbih yapalım sallayalım değil mi? Aynen öyle. Evet. Böyle işteci. Peki. Bu arada Onur İnce bize ulaştı. Hemen şöyle bir mesajını okuyalım. Ecem kusura bakma 21 olduğunu unuttum demiş. Olsun. Sorun değil. Konuğuna başarının devamı dilerim. İyi yayınlar demiş. Peki çok teşekkürler sevgili Onur. Bu arada hemen şöyle bir bakalım daha diğer mesaj kutumuzdan kimler bize ulaşmış. Tolga ne demiş? Selam Ece Hanım, ben Beşiktaşınız olarak bir gün sizi radyomuza konuk almak isterdim. Ahanda. Bir dakika. Eğer ki mümkün ise hep konuk almayın. Siz de konuk olun. Olmaz mı? Konuklarınıza başarının devam ediyoruz. Vallahi şaşırdım bir anda. Tolga Bey sizler de hoş geldiniz. Biz gelelim biz seni konuk alalım bak. Eyran gel istersen biz Ege'ye şimdi röportajı dönüştü. Evet Ege. Tamam programımız da. Bu arada nerede konuk edeceksiniz bizi sevgili Seyran? Falan nerede istersen. Düsseldorf olabilir, biz gelebiliriz. Sadece senin mikrofonun öbür tarafını alırız. Ya maskanın öbür tarafını alırız. Soruları biz sorarız. Seyircilerden seninle ilgili gelen sorular olursa onları sorarız. Sen de cevaplarsın. Vallahi sevgili Tolga Bey, duyduğunuz gibi artık size gerek kalmadı. Dermişim tamam. Bu arada çok teşekkür ediyorum sevgili Tolga. Evet Esercan Bay canım, Ecem kolay gelsin. Seyran ve Esercan'a selam gönderiyorum. Trajedi şarkısı çok güzel, çok beğendim. Allah yollarını açık etsin demiş. Çok teşekkür ederim. Peki Seyran ve Esercan, başka hangi tarzları dinlersiniz? Yani böyle, yani vardır, yani okuduğunuz tarz gerçi daha çok böyle pop olduğu için, pop slow. Ama böyle arabesk, damar gibi şarkılar da dinler misiniz? Tabii ki zaten. Tabii, hani bizim şey. Asıl hani benim daha çok. Ben artık alıştım. Aynen. Sercan'a da bizden bulaştı biraz. Arabesk, fantezi falan. Hani türküyü de çok seviyoruz. Sanat müziğini de zaman zaman okuma fırsatımız olursa severek okuyoruz. Hani sahnede genellikle her tarzı okumaya çalışıyoruz. Çünkü izlemeye gelenlerden gelen istekler doğrultusunda programımızı şekillendirdiğimiz için türkü de isteniyor. Fantazi de isteniyor, pop da isteniyor. Dilimiz döndüğünce hepsini biraz okumaya çalışıyoruz. Bu ara sizin memleket nere? Ben Karaman. Karaman. Peki. Sercan? Ben Zonguldak'tım. Zonguldak. Ha, güzel. Müzik hayatına, şimdi ben bu soruyu yine soracağım. Genelde her zaman sorulan bir sorudur da nasıl başladınız? Yani kaç yaşlarından? Seyran sen mi bakacaksın? Sen. Ya okul zamanında başlamıştım. Hani okula gidiyordum o zamanlarda. İşte şey vardı, okul korosu vardı. Müzik öğretmeninden biraz korkuyordum o zamanlar. Biraz çok şey bir kadındı. Bayağı bir dominant bir bayan. İşte müzik kursuna gireceksin dedi. İşte kadına hayır diyemedim. Allah biliyor bak böyleydi gerçekten. Allah razı olsun bak gördün mü? Valla bak yani kadın ama keşfetmiş yani görmüş yani. Bende o işi. Pardon ben kendime bak ne güzel beğenmişlik yaptım. Neyse işte girdik öylelikle org çalmayı öğrendim birazcık orada. Ondan sonra bu zamanla şimdi yani org çalıyordum ama hani solist bayan kızlar vardı o zamanlar. Şimdi eve gittiğim zaman ben şimdi orgla çalışıyordum ama hani söyleyen yoktu. Bir şekilde kendim başladım yani kızların söylediği parçaları artık kendim söyleyip akorları basmayı öğreniyordum. Hani böylelikle kendim şarkı yapmaya başladım. Kendi sesimi o zamanlar ilk keşfetmeye başladım. Ondan sonra bu
O dönemler bu şey birdenbire moda olmuştu. Bu arabesk, yani Almanca ile Almanca dilinde ama Türk yorumuyla, hı hı, Türk sezgileriyle olan, evet, parçalar. İşte muhabbet vardı, işte Mehmet Umurat vardı. İşte ben de o zamanlar tamam bu aklı geldi. Ben de başladım artık böyle bir Almanca arabesk olaylarına. Girdim öylelikle kendi parçalarımı yapmaya başladım. Ondan sonra Türkiye'ye döndüm. Çünkü o tarz beni açmadı, zevk vermemeye başladı. Çünkü Türkçe daha güzel tabii. İstediklerinizi daha iyi bir dille anlatabiliyorsunuz. Hı hı. Olay oydu. Öylelikle kendi şarkılarımı üretmeye başladım. Bu seneler geçti. Sonra işte orkestraya girdim, evet, bir dönem. Orkestradan doğru artık gece programlarına girdik. 2009'dan beri sahne alıyorum. Çok güzel. Yani klavye çalabiliyorsun. Başka var mı çaldın? Yok, o kadar. O kadar. Olsun, buna da şükür. Arada böyle zurna seslerini çıkartıyorum ama. Çok şaka tabii ama, evet, yok. Benim ki org çalmama da, yani org çalmak denilemez. Yani sırf akorlara basılıyorum. Kendime birazcık eşlik edebiliyorum. Anladım. O kadar. Hani çalan insanlara şey, saygısızlık yapmayalım. Ustalara, müzisyenlere. O anlamda çalmak denilemez aslında. Anladım. Of, Devran. Sana geçmeden önce bir şarkı daha dinleyelim. Ondan sonra Seyran'dan artık müzik hayatında ne zaman başladı, neler yaptı, bugüne kadar kimlerle çalıştı falan diye sorular soracağız. Ama ondan öncesi ben diyorum ki Sercan'dan O Hiç Gelmez adlı eseri sıraya alalım. Zaten istek gelmişti. Akabinde süper, yine burada olalım, olur mu? Tabii ki. Peki. Bu arada Seyran, sen de düşünebilirsin. Evet. Düşünüyorum. Peki, dinliyoruz efendim. Sercan seslendirecek O Hiç Gelmez. Söz ve müzik kendisine ait olan bu muhteşem eserden sonra yine burada olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. O hiç gelmez, o zaman ölmek ister ama eceli gelmez. Evet efendim, O Hiç Gelmez dedik bir Sercan yorumuyla. Tabii ki Seyran'ın şarkılarını da yayın akışımızda yer vereceğiz. Bir Sercan'dan, bir Seyran'dan dinleyeceğiz. Haksızlık olmasın değil mi? Valla bayılmasınlar seyirciler şimdi, bak başka bir şey istiyorlarsa onları da çalabiliriz yani, biz varız diye. Aynen. Yok, şu anda ikinizi konuk aldım. Sizden başka şarkılar çalamaz. Ona göre beğenmeyi dinlemesin diyorsun yani. Aynen, tamam, aynen. Kimseyi zorlamıyoruz yani. Çok basit. Bir tuşa basmaları yeterli. Bu arada Seyran, alalım bakalım senin evet, yorumlarını da. Hayatına nasıl başladığından, evet, başlıyoruz. Hı-hı. Ala müziğe, hani klasik hep aynı soru ama cevap hep aynıdır, hep çocuk yaşlarda. Benimkisi öyle, ben camide başladım aslında müziğe. Camide başlarken hani ilahi okuyarak başladım. Çok güzel. Daha, evet, sonra orada doğma bir Hamburg değil mi? Orada biraz daha büyüdükten sonra işte Kore'ye gittim. Sanat müzik korosuna gittim. Halk müzik korosuna gittim. Hı hı. Yine eski TRT sanatçılarından sevgili Handan Karan'ın yönettiği sanat müzik korosunda 2 yıl falan görev yaptım. Evet. Aynı dönemde Türk Halk Müzik Korosu'na da devam ettik. Hani öyle başladı. Sahneye ben Krefeld'den Düsseldorf'a taşındıktan sonra, hı hı, başladım. Burada tanıştığım orkestradaki arkadaşlarımla beraber başladık. Yaklaşık 6-7 yıldır da sahne bazında devam ediyor. Çok güzel. Bu arada Türk Halk Müziği Korosu falan dedin. Türk Halk Müziği, yani bir türkü de alabiliriz senden değil mi, canlı canlı? Ama bence sıra Sercan'dan. Sercan. Yok, Sercan hasta. Şimdi Sercan yerini sen doldurman gerekiyor. Sercan hasta. Yani olabilir. Olabilir. İlerleyen dakikalarda. Hemen veya istersen şimdi. Daha yapalım. Tamam. O zaman gurbet değil. Sen gerçi gurbetli değiliz artık da. Yine benim çok sevdiğim bir gurbet türküsü var. Onu okuyalım. Tamam. Dinleyenlerimize gelsin. Ve burada bu arada Avrupa'da olan bütün vatandaşlarımıza da selamımızı gönderelim. Ve bizi Türkiye'de dinleyen bütün vatandaşlarımıza da, insanlarımıza da kucak dolu sevgilerimizi gönderelim. Buradaki vatandaşlarımız için gelsin. Alman Avrupa'daki vatandaşlarımız için gelsin. O zaman sırada şöyle bir kısa okuyayım. Tamam. Gurbette ömrüm geçecek, bir daracık yerimde yok, oturup derdim dökecek bir vefalı yarim de yok.
oturup derdin dökecek bir vefalı yârim de yok. Aman 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 bir vefalı yârim de yok. Dileğine sağlık. Çok güzel okudu. Muhteşem. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten muhteşemdi. Vallahi aldın götürdün beni. Şu anda sorularımı unuttum bile. Zaten amaç da oydu. Karışsın kafan sonuçta. Öyle mi? Ama ben hemen toparlanırım. Hiç merak etme. Kaçış yok. Efendim. Reportaj sırası bizde şimdi. Hayırdır nerelere gittin merak ettim. Dinleyenler de merak ettim. Yok şimdi bu lüksü yok ne yazık ki. Ece diyor ki nereden konuk aldın bunları diyor. Yok yok. Bu arada şimdi bu trajedi klibi Almanya'da mı çekildi? Evet. Ve ikinci klip çalışması da var demiştin. Onu Türkiye'de çekmeyi düşünüyor musunuz yoksa Almanya'da mı olacak yine? Vallahi büyük ihtimalle Almanya'da çekeceğiz. Hı hı. Hani burada da bu işi çok güzel yapan arkadaşlar var. Hani Selçuk Şahin demiştik az önce. Evet. Gerçi çok kaliteli. Çok güzel çalışmalar ortaya çıkartıyor. Hı-hı. Hani sıkıntı şuydu. Hani biliyorsun herkes klibi, hani parça klibi yaptığı zaman Kral TV'de yayınlatma sıkıntısı vardı. Bunu hani dinleyen müzisyen arkadaşlar varsa hani bu işle uğraşan, ilgi duyan. Hani sene başında beri Kral TV artık ücret almıyor. Biliyorsun bunlar evet. Çok maddi olarak yüksek rakamlarla klip yayınlatabiliyordun. Hı hı. Şimdi Kral TV beğendiği klipleri belirli dönem süresince ücretsiz yayınlıyor. Özellikle hani yeni başlayan bu işe yeni başlayan arkadaşlara yardımcı olmak destek adına oluyorlar. Da destekliyor. Hani biz de bugüne kadar hani Selçuk Şahin mesela bu konuda çok güzel bir isim. Hani tavsiye edebilirim. Hani Türkiye'ye gidip de belki 2-3-4 misli harcayıp hani ortaya çıkan sonuçta çok farklı olmuyor. Çok hani memnunuz biz burada olmaktan. Artı hani Türkiye'deki insanlara biraz farklı görüntüler de sunma şansımız oluyor. Burada çekilen evet. Kliplerle alakalı. Hı hı. Hani o yüzden herhalde yani ben şahsen büyük ihtimalle ikinci klibi de inşallah Almanya'da çekmeyi düşünüyoruz. İnşallah. Bu arada Selçuk Şahin'in eserlerini de radyomuzda yer veriyoruz. Çok güzel bir ses, çok iyi bir yorumcu. Buradan sevgiler, selamlar olsun. Ayrıca Harun Baştürk, bugün ben senin sayfanda tesadüfen gördüm, beğeni yapmıştı. Onun şarkısına yer veriyoruz. Oo, Harun abi. Hemen, Çok sevdiğim bir abim. Kızma bana. İnsan olarak dört dörtlük adamdır. Orada dinliyorsa ona da buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Gerçekten şarkısı evet. Muhteşem. Ben de selamlar. Peki, hedefleriniz nelerdir? Bunu da sormak istiyorum. Sercan? Bu arada farkında mısın Seyran? Sen konuştukça Sercan hiç sesini çıkarmıyor. Bak kenara gitmiş. Çok uyanık o biliyor musun? Aynen aynen. Hastayım numarasıyla geriye çekildi. Görüyorsun konuşuyor. Değil mi? Yok arkadaşlar hastayım yani. Sevgili Sercan seni şöyle bir öne alalım. Seyran sen biraz bir adam arkaya git. Hedeflerimi anlatacağım şimdi. Hedeflerim tabii ki ilk hani müzikal anlamda eğer soruyorsan bu soruyu Ece. Evet. Müzikal anlamda tabii şöyle albüm çektik çıkartma hani albüm çıkartma aşamasında tabii insanlara hani bunları duyurmak, kesimi duyurmak daha çok tabii ki büyük bir kitleye kendimi tanıtmak. Tabii ki hedef bu ilk etapta. Ama hani hedefim de şey değil hani insanlar hani böyle hani göz önünde olmak değil ama hedefim. Hani ne bileyim işte böyle müşür olayım işte insanlar beni tanısın olayı değil. İnsanlar benim şarkılarımı tanısın, benim şarkılarımı bilsinler. Beni daha çok tatmin eden tarafı aslında olayım bu. Benim şarkılarımı söylesinler. Hani beni tatmin edecek tarafı bu. Hani ne bileyim ileride gün göcek hepimizin yani gideceği yer belli ama hani en azından şarkılarım kalıcı olsun. Kalsın. Hani evet. Gerçekten hani benim şahsi hedefim bu. Hani inşallah öyle bir şeyleri de nasip görür Allah da bana. İnşallah. Hayırlısı yani her şeyin. Hani ilk etap bu. Tabii ki ikinci hedefim de gibi müzikal anlamda daha çok birazcık Almanya'da şu var Ece. Hani ciddi anlamda bir şeyler yapmadım takdir. Seni ciddiye almıyor insanlar. Evet.
Gitti aldı, ben bunu kendim zamanında görüyordum. Hani oraya buraya gidiyorduk falan filan. İşte ne bileyim, hani sahneye çıkmak istiyorsun falan. Herkes küçümsüyor, işte görmüyor. Hani sen kimsin, ya git başka bir yere falan filan. Hani olaylar bu. Hani her istediğin desteği göremiyorsun kolay kolay. Ama hani en azından birazcık bir şeyler yapmış olduğun zaman tabii ki her şey daha kolaylaşıyor. İnsanlar senin müzisyen olarak kabul etmeye başlıyor. Hı hı. Hedefim açıkçası, hani aslında hedeflerimin çoğuna ulaştım diyebilirim müzikal anlamda. Ama kendimi tabii ki gittikçe geliştiriyorum her zaman. Evet. Geliştirme çabasındayım. Her şeyin hayırlısı yani. Gittiği yere kadar her zaman. Öyle düşünüyorum. Yani kendimizi geliştirmek zorundayız daha doğrusu. Muhakkak. Hani bugün mesela biz gece programı yaptığımız zaman, hani ben mesela türkü söyleyen falan birisi değildim bu zamana kadar. Ama hani seyranlardan dolayı falan, müzisyen arkadaşlarımdan dolayı, orada Grup Fantastik'e çok selamlar olsun. Ahbe İstanbul'da beraber program aldığım arkadaşlar ve Seyran'ın kendi grubu tabii ki. Dur, kendi grubumu da unutmayayım. Metropolis'e de buradan kocaman selamlar. Düğünlerde beraber aldığım arkadaşlar. Çok da kızacaklar şimdi. Neyse. Demek istediğim, hani istekler geliyor zaman zaman. Hani benim bilmediğim, söylemediğim türlerden mesela. Onları hep her zaman hani öğrenme çabasındayım. Hani gelen istekleri kale alıyorum her zaman. Bir şekilde tamam, hani ben türkücü müyüm değilim ama söylemeye çalışıyorum en azından. Elimden geldiğince. İnsanlar da bunu beğendirebiliyorsam ne mutlu bana. Evet. Seyran, senin hedeflerin nelerdir? Hedefim hani örtüşüyor Sercan söyledikleriyle. Yani hedefimiz zaten hani hani 3 günlük dünya, her şey gönlünce olsun diye Kutsi'nin güzel bir şarkısı vardı. Evet. Bir haftadır o da kulağımda. Doğal olarak. Yani gerçekten hani paralar kazanalım falan filandan ziyade, hani yaşımız ilerledikçe hani geriye dönüp baktığımızda ya şunları da yapmışız, iyi ki yapmışız diyebileceğimiz işleri yapmak. Müzikal manada, iş hayatımızda hani hani kalıcı şeyler, geriye bırakacağımız bir şeyler olsun. En büyük arzum, hedefim budur. Evet. Bu müzikal manada da aynısı, iş hayatında da aynısı. Hani kalıcı şeyler yapmak, hani bir şeyler üretmek her şeyden önce. Bu ürettiklerimize de yani insanlar belirli bir zaman geçtikten sonra ya işte böyle bir şey vardı, bunlar vardı desinler. O bizim için en büyük ödül olur. Ve o hedefe de ulaştıktan sonra zaten başka bir hedefe de gerek yok. Peki. Evet, bu arada sevgili, hemen şöyle bir bakalım. Tülin demiş ki yayın harika gidiyor. Çok keyifli. Çok teşekkürler Tülin'cim. Ve Hakan Almanya'dan bize ulaşmış. Seyran'dan sen beni ne sandın adlı parçasını istemiş. Ve iyi akşamlar, yayınlar demişler. Seyran abi gönlümüzün bir numarası. İkisini de dinlemekten büyük zevk alıyorum. Başarınız daim olsun. Seyran abi aşktan sabıkalıyı mırıldanırsa sevinirim. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Biz de sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet. Hakan mıydı? Evet. Hakan'a da çok selamlar buradan. Sağ olsun, çok yakından hem bizi takip ediyor, çok sık da görüşüyoruz. Buradan ona sevgiler. Peki. Mırıldanmanı istemişti. Ya yoruyorsunuz arkadaşlar. Hiç ama bak Sercan, az önce de dedin, çok yakından ne takip eden, bizi çok seven, destekleyen bir insan için bence yorulmak o falan zaman bilmemek lazım. Tamam. Tamam. Korkmadın hiçbir gün, ayrıldın hep sürüden. Her kazayı belayı saydın tecrübeden. Aşk okuma yazma bilmez, anlamaz cebirden. Aramızdaki yaş farkını sildim bu yüzden. Günahım boynuma ama dünya yanmış, önemli mi anlatmak imkansız güzelliğini. Anlamıyor bu korkaklar, sevenler anlar halimi. Sevmeyi bilmeyeni ateşe vermeli. Varsın bir kere de çalsın davullar, dengim olmayana yazsınlar adımı. Aşktan sabıkalı olanlar kadır osuna. Sevgili Hakan'a sevgiler. İşte bu, yüreğine sağlık, muhteşemdi. Teşekkürler. Evet. Çok sağ ol.
Rica ederim. Bu arada şaka maka ama tam bir saati geride bıraktık. Ne çabuk geçti. Tamam, süremiz dolmuş, biz gidelim. Bir saniye, öyle bir şey demedim. Bir saat geride kaldın. Kibarca kovdu Seyran. Kibarca kovdu. Yok. Evet, yani. Ama çay kahve bir şeye de ikram etmiyorsun Ece. Böyle olmaz. Şimdi çaylar, kahveler, hatta börekler, çörekler şirketten diyeceğim ama ne yazık ki buradan katılmadığınız için hani Skype üzerine gönderemiyoruz. Teknoloji o kadar ilerlemedi daha. İnsan önceden yollar Ece. Öyle mi? Önceden. Şaka. Hani derler ya, her şakanın altında birazcık gerçek vardır ama. Ya Sercan nasıl bir şaka ettin? Ben annemi özledim arkadaşlar. Börek mi yapmıştı? Yüksek yüksek. Ay vallahi süpersiz, dur hiç gideceğim yoktu. Bir saniye. Yüksek yükseğe bağladın ya, devam etsene. Ben annemi. Sercan, bu arada ben, sen. Vallahi bak görüyorsun tapların etkisi. Bu arada Sercan yok, ben okuyamam falan dedi ama bak nasıl okuttum sonunda. Radyoculuk budur. Yani evet, hemen şöyle bir mesajlarımızı alalım efendim, sonra yavaş yavaş birlikteliğimizin sonlarına doğru ilerleyelim. Böreksiz, çöreksiz ve kahvesiz, çaysız. Hemen şöyle bir bakalım sevgili Zuhal ne demiş. İyi akşamlar Ece, süpersin Sercan. Zeyran'a selam gönderiyorum demiş. Peki, teşekkür ediyoruz. Biz de. Evet, ayrıca Tuğçe bize ulaştı ve iyi yayınlar Ece abla. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum Tuğçe'cim. Sen de hoş geldin. Evet, sevgili Seyran ve Sercan, son sözü sizlere bırakalım. Neler söylemek istersiniz? Neler eklemek istersiniz? Bu arada Seyran ve Sercan'a nasıl ulaşacaklar? Facebook'ta gerçi Seyran yazdığınızda çıkmıyorsunuz. Yok, Facebook'ta Seyran Aççeken olarak yazdıkları zaman çıkıyorum. Twitter'da Seyran Online olarak bulabilir arkadaşlar. Vallahi öncelikle tabii sana çok teşekkür ediyoruz. Hani ben kendi adıma, Sercan da birazdan herhalde zaten söyleyecektir. Hani bize bu fırsatı verdiğin için çok keyifliydi. Çok güzel bir saat geçirdik. Ve bizi dinleyen, bize değer veren tüm dinleyenlere, sevenlerimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza da gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çünkü onların inanılmaz desteği, inanılmaz sözleri, dilekleri, temennileri bizi çok motive ediyor ve inşallah onların bu söylemleri sayesinde çok daha güzel işler yapmaya gayret edeceğiz. Onun sözünü vermiş olalım buradan tüm takip eden dostlarımıza. Peki. Sevgili Sercan. Ececiğim, ben de öncelikle teşekkür ediyorum sana. Gerçekten hani güzel oldu, keyifli oldu Selam'la beraber katılmamız böyle. Ben birazcık pasif kaldım, idare edin artık ama Allah hastalığıma verin diyorum. Onun dışında destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Yalnız bırakmadıkları için Facebook'tan çok takip eden insanlar var. Hepsi sağ olsunlar, yalnız bırakmıyorlar. Onun dışında müzisyen arkadaşlarımıza çok selam yolluyorum buradan, bizi dinleyen herkese. Grup Fantastik olsun, Metropolis olsun. Şimdi isimlerini saymayacağım. Girersek çünkü çıkamayız. Sabaha kadar gider bu. Ama hepsine selamlarımı iletiyorum. Dinlemek isteyenler bizi her cumartesi saat 23'ten itibaren Ahbe İstanbul Discord'da bulabilirler. Onun dışında 24-12, yani 12. yani 24'ünde Ababam Kulüp'teyiz. Yani Discord'da Saga'dayız. Kaçırmasınlar diyoruz etraftakiler. Onun dışında ben yakında Bielefeld'de bir program olacak. Bak bak, reklamlara girdim Ece, görüyorsun değil mi? Olsun, kendin olsun. Çıkar, ne kadar çıkartacağım görüyorsun. demek istediğim, yakında çok, yine kendi adıma söylemek istiyorum, sürprizim olacak dinleyenlere. Sevgili Selçuk'la beraber büyük ihtimalle bir, yani kendi çıkış albümünden, albümünde çıkış parçası olan şarkıyı çektiğimiz klibin dışında bir ikinci klip geliyor büyük ihtimal. Bakalım. Her şeyin ailesi diyoruz, takipte evet. Kalsınlar. Bizi yalnız bırakmıyorlar zaten ama sağ olsunlar. Ben sonra sana da teşekkür ediyoruz tekrardan. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Bu arada ben son olarak şunu sormak istiyorum. Yılbaşı programı var mı? Şimdiden belli mi yoksa? Birlikte mi olacaksınız? Yoksa ayrı ayrı mı olacaksınız?
Var tabii. Ben hemen lafa atladım. Seryan'ın sonra gelecek zaten söz. Ah Bir İstanbul'da tabii ki yılbaşı programı olacak. Sevgili Seryan orada olacak. Bizim yine hep beraber çalıştığımız ekibimiz orada olacak. Sevgili Yazgan gitarist orada olacak. Fantastik orada olacak. DJ'lerimiz orada olacak. Almanya'nın önünde gelen isimleri var. DJ Timur, DJ Tamer. Onun dışında benim ondan önce La Victoria'da düğün salonunda bir program olacak. Her cuma, hafta sonları zaten sabit çalıştığımız zaman La Victoria Mahallesi'nde. Orada sahnem olacak. Herkesi bekleriz. Seyran'ın da anlıyorsam birazcık programları daha yoğun. Yok fazla bu sene biraz daha dinlenerek geçireceğiz yılbaşını geçen yıllara nazaran, ama yine Ah Be İstanbul'dayız tabii ki her cumartesi. Oradayız yılbaşında da, Ah Be İstanbul'dayız, tüm sevenlerimizi, dostlarımızı bekliyoruz. Onun dışında yine Duisburg'da Meli Melo Veranstaltungs Saal'de güzel bir aile bağlamımız olacak. Orada yine sevenlerimizle buluşacağız. Daha sonra Krefeld'de Kaya Plaza'da yine güzel bir aile balamız olacak. İnşallah bu sene o üç mekanda yılbaşında güzel dostlarımızla beraber girmek arzusundayız. İnşallah. Şimdi ben Sercan, az önce O Hiç Gelmez adlı eserini dinledik. Şimdi Seyran'dan Sen Olsaydın. Çok güzel bir eser. Benim de çok severek dinlediğim bir parça. Tüm hayranlarla armağan edeceğiz. Sevgili Hakan, Seyran'dan Sen Beni Ne Sandın adlı parçasını istemişti. Bu güzel yoruma da, bu güzel şarkıya da ilerleyen dakikalarda yer vereceğiz. Ve tabii ki Sercan'dan da güzel parçalar dinleyeceğiz. Ecem Efendi'den ayrılmayın. Ben tabii ki bu arada Seyran'a ve Sercan'a çok teşekkür ediyorum yayınıma, programa katıldıklarından dolayı. Yüreğinize sağlık. Biz çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum. İyi yayınlar diliyoruz Ecem Efendi'ye. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. O halde bu alkışlar sizler için gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Haydi teşekkürler. Güzel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bay bay.